Ali İmran suresi 178. O küfre sapanlar kendilerine tanıdığımız süreyi sakın kendileri için hayırlı sanmasınlar. Biz onlara ancak günahları daha da artsın diye süre vermekteyiz. Onlar için aşağılatıcı bir azap vardır. Mesela küfür ve ahlaksız insanlar her şeyi yapıyorlar. Bayağı zulüm yapıyorlar Müslümanlara. Allah niye bela vermiyor onları? Niye bunlara müsaade ediyor diye insanlar düşünür diye Cenab-ı Allah diyor ki o küfre sapanlar kendilerine tanıdığımız süreyi sakın kendileri için hayırlı sanmasınlar. Biz onlara ancak günahları daha da artsın diye süre vermekteyiz. İyice belanın içine girsinler. Cehennemde iyice derine düşsünler diye Allah imkan veriyor diyor. İnşallah. Onlar için aşağılatıcı bir azap vardır. Allah murdar olanı yani pis olanı temiz olandan ayırt edinceye kadar müminleri sizin kendisi üzerinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Yani iyi derle kötüleri Allah ayırt edeceğim diyor. Allah sizi gayb üzerine muttali kılacak da değildir. Geleceği bilmezsiniz diyor Allah. Ama Allah elçilerden dilediğini seçer. Yani dilediği kişiyi elçi seçer. Öyle siz de Allah'a ve elçilerine iman edin. Eğer iman eder ve sakınırsanız sizin için büyük bir ecir vardır diyor Allah. İşte bu şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Yani Müslümanları da mesela şundan bundan korkutmaya çalışıyorlar. İşte çeşitli iddialarına korkutmaya çalışıyorlar. Siz onlardan korkmayın diyor Allah. Eğer müminlerseniz sadece benden korkun diyor Allah. Haramdır. Bana diyor ki niye korkmuyorsun? İşte Allah'ın emrinden dolayı korkmuyorum. Bak diyor ki işte bu şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. İmanı zayıf, aklı zayıf, şeytanın damına düşmüşleri korkutur. Siz onlardan korkmayın. Yani korkutacak ne yaparlarsa yapsınlar. Ürkütecek ne yaparlarsa yapsınlar. Siz onlardan korkmayın. Eğer müminlerseniz, gerçekten iman ettiyseniz sadece benden korkun diyor Allah. Küfürde büyük çaba harcayanlar seni üzmesinler. Yani Müslümanların aleyhine ahlaksızlık yapanlar, onlara tuzak kuranlar, iftira edenler, oyun oynayanlar, onları ezmeye çalışanlar sakın seni üzmesin diyor Allah. Çünkü onlar Allah'a hiçbir şeyle zarar veremezler. Yani ne demektir? Size de zarar veremezler diyor. İnşallah. İnşallah. En fazla şehit ederler. Sen de makbul bir yere gidersin. Cennetin en güzel yerine gidersin inşallah. Allah onları ahirette pay sahibi kılmayı ister. Yani Allah belalarını vermek için onlara bu imkanı veriyor diyor. Onlar için büyük bir azap vardır diyor Allah. Çok büyük bir azap vardır diyor. Onun için ben müsaade ediyorum diyor. Bundan dolayı diyor müminler için kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan bir bolluk, fazl ve Allah'tan bir nimetle geri döndüler. Bak bundan dolayı diyor kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan Müslümanlara Cenab-ı Allah hiçbir şey olmaz diyor. Bir bolluk, zenginlik vereceğim size diyor Allah Müslümanlara. Zengin olacaksınız diyor. Ve Allah'tan bir nimetle, umulmadık bir nimetle geri döndüler. Bu mücadeleden, bu gayretten. Yani Müslümanlara bir mücadele veriyorlar. Bunun sonucunda size diyor Allah bolluk vereceğim ve bir nimetle geri döneceksiniz. Benim bildiğim bir nimet diyor. Onlar Allah'ın rızasına uydular. Sadece Allah'ın rızası için hareket ediyorlar. Allah büyük fazl ve ihsan sahibidir. Ve o ihsan da istediğine nasip eder. İnşallah. Her nefis ölümü tadıcıdır diyor Cenab-ı Allah. Biliyorsunuz mezarlığın kapısında da var. Evet. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce ödenecektir. Kim sevap kazandıysa o eksiksizce sevabını alacak. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Sadece bir oyun ve eğlencedir diyor Allah. Dünya aldatıcı metadır. Sakın kanmayın diyor Cenab-ı Allah. Andolsun mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz. Mallarınız gidebilir, canlarınızı eziyet edebilirler, hapse düşebilirsiniz. İftiraya uğrayabilirsiniz, canı rahatsız eden her şeyle karşılaşabilirsiniz diyor Allah. Ve imtihan edileceksiniz böyle diyor Allah. Müslümanlar için. Ve sizden önce kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan, o devrin müşriklerinden, ehli kitaptan, mesela masonundan, itinden, kopuğundan, elbette çok eziyet verici sözler işiteceksiniz. Size iftira atacaklar, hakaret edecekler, çirkin sözler söyleyecekler.
Bak çok eziyet verici sözler işiteceksiniz onlardan. İnşallah. O devrin azgınlarından, küfür içinde olanlarından, İslam düşmanı olanlarından eziyet verici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız, yani sabredeceksiniz buna ve sakınacaksınız. Yani helal harama dikkat edeceksiniz. Bu da emirlere olan azimdendir. Azim sahibi olun diyor Allah. İnşallah. Allah'ın emirlerine karşı azim sahibi olun diyor. İnşallah.